Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Profesör Ersan Şen de konuğumuz oldu. Ersan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Taksim Meydanı'na, selamlar sevgiler. Sağ olun. Neredesiniz Ersan Bey? Diyarbakır'daydım bugün, bir duruşmam vardı. Şimdi Elazığ'a geçtim. Elazığ. Elazığ'da ceza infaz kurumunda bir ziyarette bulundum. Şimdi Kayseri'desiniz zannediyordum Ersan Bey. Sizinle görüşüp sonra ayrılacağım burada. Hocam Perşembe'ye yetişin sağlı solluya. Vallahi Perşembe günü de İzmir'den geleceğim. Kayseri yok mu Ersan Hocam, Kayseri? Kayseri bu ara yok ya. Yani. Peki. Kayseri bu ara yok. Kayseri zannediyorum bir ay sonra. Peki. Ersan Bey şimdi tartıştığımız konu İmamoğlu'na yönelik açılan soruşturma. Evet. Bunu konuşuyoruz. Şimdi bize çok fazla teknik ve hukuki terime boğmadan lütfen bir ceza hukuku profesörü olarak, bir ceza hukuku hocası olarak anlatır mısınız? Bu biz az önce bunu değerlendirdik ama siz belki dinleyememiş olabilirsiniz. Çok kısaca şöyle söyledik. Açılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur suçlarına bakan bölüme gönderilmiş. Burada da bir soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecekmiş. Şu andaki elimizdeki bilgi bu. Bir, işleyiş bundan sonra nasıl olur? Nasıl cereyan eder? İki, siz bu dosyanın bütününe hakim misiniz? Buradan İBB Başkanı'na yönelik bir görevden alma durumu söz konusu olur mu? Tamam. Sonunda birkaç dakika çok sevdiğim konu olan ekonomide de söz hakkı verirseniz. Tabii. Bu konuda size açıklama yapacağım. Dursun Bey gülümsedi. Dursun Bey de gönüllü evet, o işe zaten. Evet. Sağ ol. Şimdi buyurun. Ben bu dosyalardan birisini takip ediyorum. Bildiğiniz toplam 4 dosya var. İmamoğlu'sa. Bir dakika, hangisini takip ediyorsunuz? Söyleyeceğim şimdi. Bilinen 4 dosya var. Birisi Ordu Valisi ile ilgili mesele, şu anda Yargıtay'da bildiğim kadarıyla. İkincisi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde sonuçlanan gerekçeli kararın yazılması bekleniyor. Her ikisi şahsi dosyaları, hakaret suçlamaları üzerinden. Ben DİAİDER denilen, o şekilde bilinen bir dosyadan ayrıca devam eden belediyenin bir kısım çalışanları kapsamında yürütülen soruşturmada bir daire başkanı hakkında açılan dava dosyasını takip ediyorum şu anda. Yani siz müvekkiliniz sizin, öyle mi? Evet, doğrudur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir daire başkanının dosyasını takip ediyorum. Müdafiliğini yapıyorum. İkinci celsesi olacak yakın zamanda. İlk celsesi biraz hararetli ve hareketli geçmişti. Hakim reddi yapmıştım orada. Böyle enteresan bir süreç yaşandı. Çünkü biz sadece iddianame ile ilgili soruların sorulmasını talep ettik. Mahkemeyle, Sayın Başkan'la bir tartışma yaşamıştık ama hukuki çerçevede. Şimdi o dava devam ediyor. Bir de bu kamuoyunun bilgisine düşen, esasında daha önce Sayın İçişleri Bakanı'nın bir basın toplantısında esasında suçsuzluk masumiyet karnesini göz ardı etmek suretiyle bazı belediyelerde efendim işte terörle iltisaklı irtibatta, bu kavram çok tehlikeli ve geniş bir kavram. Uzun yıllardır dünyada böyle bir kavram üzerinden hareket ediliyor. İşte terör örgütüyle iltisaklı irtibatta, esasında bu tüzel kişiler için söylenir ama son zamanlarda gerçek kişiler bakımından da kullanıldığını görmekteyiz. İşte bunların bazı belediyelerde işe alındığı, çalıştırıldığı biçiminde iddialarda isimlendirmek suretiyle ben onun doğru olmadığını altını çizerek ifade ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde suçsuzluk masumiyet karnesi, yani bir kimse hakkında mahkemenin kesinleşmiş kararla verdiği mahkumiyet hükmü oluncaya kadar ona suçlu muamelesi yapılamaz, suçlu gibi gösterilemez, ilan edilemez ilkesi maalesef bizde sürekli ihlal ediliyor. Sosyal medya üzerinden de her neyse, onun ardından İçişleri Bakanlığı Mülki Müfettişlerinin zannediyorum veya Teftiş Kurulu'nun hazırladığı 578 sayfalık raporun basına bilgisi düştü. Zannediyorum sizin bahsettiğiniz memur suçlarına sevk edilen bu 578 sayfadan ibaret, içeriğini kimsenin net bilmediği şu anda, ancak sadece açıklamalarla ve özetlerle yetindiği dosya. Burada süreç şu hocam şekilde. Hocam sizin evet. Sizin müvekkiliniz evet. Olan dosyada bu şeyin içinde mi? Yani o daire başkanı dediğiniz basına yansıdığı için evet, biliyoruz herhalde. Evet, ismi zikredildi. Kendisi tarafından Sayın İçişleri Bakanı ismini vermeden daire başkanı olarak konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir daire başkanı hakkında da terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme iddiasıyla. Ya bir dakika, o da bu soruşturma kapsamında değil mi o zaman?
Hayır, bu soruşturma duruşmaları başlamış. Önce. O duruşmalar başladı ama buna Basına düşen DİDER denilen bir dosya diyorsunuz. Din alimleri veya din adamları derneği, böyle Diyarbakır'da da böyle bir müessese var. İkisinin isimleri karıştırılıyor ama bu kapsamda yürütülen bir dosya var ayrıca. Sözde bu yapılanmanın bir silahlı terör örgütüyle ilsaklı irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Sözde bu derneğe bir takım usulsüz yardımların yapıldığı iddiası üzerinden esasında temsil ettiğim kişinin hiç bilmediği ve ilgisinin olmadığı bir yargılama sürecinin içindeyiz şu anda. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç ile diğerleri bağlantılı kılınabilir mi, kılınamaz mı? Tüm bunlara tabii bakmak, etmek gerekir. Ama bir bütünde eğer kamuoyunu bilgilendirmek gerekirse Sayın İmamoğlu üzerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde, hem İmamoğlu'nun özelinde ve hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu tür soruşturma ve kovuşturmalar yelpazesi hakimiyetini kurmuş durumda. Buradan ne sonuç elde edilebilir kamuoyunun merak ettiği? Elbette ceza yargılamaları, soruşturma kovuşturmalar anlamında devam edecek. Örneğin bu 578 sayfa olduğunu bildiğimiz o rapor bir soruşturmaya döner tahmin ediyorum. Çünkü kamu otoritesinden gelen bu tip raporlar tamamen soruşturmaya dahi gerek olmadığına dair kararla karşılaşmaz. Mutlaka soruşturmaya kaydedilir ve orada bir ceza soruşturması süreci başlar. O soruşturma sürecinde anladığımız kadarıyla bir silahlı terör örgütünün mensubu olduğu iddia edilenlere veya o silahlı terör örgütüne daha önce bazı belediyeler üzerinden yapılmış ve bugüne kadar kayyımlıkla sonuçlanmış soruşturma kovuşturmalara ve cezalandırmalara konu olmuş benzer bir soruşturma iddialarıyla şu anda bu gündemi meşgul ediyor. Bunun ne şekilde devam edeceğini soruşturmada, işte örneğin Sayın İmamoğlu'nun şüpheli sıfatına sahip olup olmayacağını, efendim işte bunun göreviyle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini, çünkü göreviyle ilişkilendirilmesi durumunda elbette soruşturma izninin alınması lazım. O prosedür, bunu göreceğiz. Bunu ne zaman anlayabiliriz? Hocam bir dakika durun. Hocam bir dakika. Şimdi siz dediniz ki benim tecrübelerim genelde bu tip bir şey açıldığı zaman savcılık bu tarz kapsamlı bir dosyada soruşturmaya gerek yoktur demez, açar dediniz. Açar tabii. Şimdi açıldıktan sonra da diyorsunuz ki ondan sonra İçişleri Bakanlığı nasıl bir tasarrufta bulunacak onu bilemem diyorsunuz. Hayır, İçişleri Bakanlığı değil. İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufu artık burayı bekleyecek. Yani burada isimlendirmeler iki türlü ortaya çıkar. Yani bir soruşturma açıldığında bizde Cumhuriyet Başsavcılıkları basın açıklamaları yapmaz. Bu bir eksikliktir. Kimin hakkında ne soruşturması açıldığını iki şekilde öğreneceğiz. Ya bu gizli soruşturmaya döndürülüp, hani ben bunu hukukta kullanmıyorum ama operasyonel bir faaliyete döner, ya da insanlar davet edilmeye başlanır. Yani hakkınızda bu şekilde iddialar var. Bahsettiğim o şahıs da daire başkanı da davet aldı. Yani bir yakalama, gözaltı gibi bir tedbir tatbik edilmedi. Davet edildi. Davete icabet edip verdiği ifadede kendisinden başka 3 kişi vardı. O 3 kişi hakkında takipsizlik eski adıyla, yeni adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ancak bu daire başkanı hakkında bir iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi. Şu anda da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Şimdi sizin kaç yıl ceza istiyorlar efendim o daire başkanına? Ha, şöyle söyleyeyim. Hiyerarşik yapısına dahil olmadığı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçlaması, hepinizin de bildiği üzere 7,5 yıl temel alt sınır olan 6,3 ile veya daha aşağı bir rakamla indirime de tabi bir ceza sorumluluğunun gündeme geldiği, ama işin esasıyla ilgili açıklama yapmaya gerek yok. Sorunuz olursa şu anda aleni yargılama devam ettiği için cevap verebilirim. Bizim savunmamız net. Böyle bir terör örgütü yapılanmasını bilmediğimizi ve böyle bir yardımda bulunmadığımıza dair ayrıntılı savunmalarımızı yaptık. Ben şunu cevap... Hocam bir Fuat Uğur'un bir sorusu var bu arada. Ben şuna cevap vermek istiyorum. Bence sizin merak ettiğiniz şu. Şimdi bu andan itibaren Sayın İmamoğlu'nun, çünkü esas karakter İmamoğlu, acaba icra ettiği belediye başkanlığı görevinden alınabilir mi? Yani deyim yerindeyse açığa alınabilir mi?
Şimdi bahsettiğim o iki hakaret suçlaması iddiasıyla ilgili, birisinden para cezası verildiği için ondan dolayı alınması mümkün değil. Ama 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, ki hatalı bir karar esasında usul ve esas yönünden ve ceza miktarı itibariyle de, bakalım istinaf ve Yargıtay'da süreçler ne olacak. Ancak kesinleştiğinde başkanlık seçilebilme kabiliyetini kaybettiğinden bahiste İçişleri Bakanlığı'nın müracaatı Danıştay'ın tespitiyle görevinden daimi alınabilir. Bunun dışında bu bahsettiğimiz, eğer bir terör soruşturması olursa, bakın 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesinin 2. fıkrası tahtında, ki eksik bir maddedir, 2016 yılının Ağustos ayında 15 Temmuz sürecinde kanun hükmünde kararnameyle getirilmiş garip bir hükümdür o, kayyımlık olarak bildiğimiz. Yani belediyenin, belediye başkanı gittikten sonra örneğin hakaret suçundan mahkumiyeti kesinleşirse seçim yapmak suretiyle yeni belediye başkanını geçici görevlendirmesi değil, doğrudan İstanbul için İçişleri Bakanlığı'nın kayyım adıyla bilinen belediye başkanı tayin etmesi sürecinin yaşanacağı bir aşamadır ki esasında 45. maddenin 2. fıkrasına koyulan bu hüküm eksiktir. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkiye sahip olduğu orada yazmıyor. Yani kimin uzaklaştırma yetkisine sahip olduğu o maddede eksik bırakılmış. Bu teknik tartışmayı bir kenara koyuyorum. Bu soruşturma başlar ve Sayın İmamoğlu'nun ismi geçerse, bu takdirde terör soruşturması veya terör örgütüne, efendim şuraya not aldım, tam olarak size açıklayayım, terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırma, tutuklama, kamu hizmetlerinden yasaklama gibi bir tedbirin tatbik edildiği durumda kayyım atama olur. İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olduğu na dair bir uygulama var. Bu uygulama yanlış. Çünkü kimin görevden uzaklaştıracağı yazılmadığı için İçişleri Bakanı bu belediye kanunun 46. ve 47. maddelerinden hareketle kendisini kendiliğinden yetkili sayıyor. Esasında hükümde uzaklaştırmayı kimin yapacağına dair hiçbir hüküm yok. Kim yetkili? Yetki yok. İşte bu eksik bırakılmış. Yani o kanun hükmünde kararname 45. maddenin 2. fıkrasına bu fıkrayı koyarken kimin görevden uzaklaştıracağına dair bir hüküm öngörmüyor. Bu da göreviyle ilgili bir suç değilse 47. maddenin 1. fıkrasını tatbik edemiyorsunuz, bu konuda boşluk var. Ama uygulamada, yazılı hukukta karşılığı olmadığı halde terörle, işte bu terör örgütlerine yardım yataklık kapsamında iddialardan İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarının re'sen görevden aldığını, uzaklaştırdığını ve onların yerine kendisinin işte valilerden, kaymakamlardan atama yaptığını görmekteyiz ki bunun demokratik tarafı tartışılıyor. Esasında bu madde kaldırılacak, bu fıkra. Ama ne zaman kalkar bilmiyorum. O bu olağanüstü hal döneminde gelen bir maddeydi. Ama bir böyle sürekli uygulamaya tabi kılındı ve özellikle Güneydoğu Doğu illerinde ve ilçelerinde çok tatbik edildi. Şimdi eğer bu bir terör soruşturması olarak adlandırılır ve bundan dolayı bu işin soruşturmasıyla birlikte Sayın İmamoğlu'nun ismi geçerse, yapar yapmaz bilmiyorum, İçişleri Bakanı kendisinin bu belediye kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasından hareketle böyle bir yetkisinin olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı böyle bir tasarrufta bulunur. Hani bulunur bulunmaz işin siyasi tarafını veya sonuçlarını. Peki ben, ismi geçerse dediniz. Hocam ismi nasıl geçecek? Tamam, ismi nasıl olarak geçecek? Bir saniye, ismi nasıl geçecek? Öyle olarak yani şu, eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismi bir silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık çerçevesinde şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilecek olur ve bundan dolayı ifadeye çağrılırsa, İçişleri Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinin o zaman doğduğu görevden uzaklaştırma kavramı, kapsamı altında olduğu söyleniyor. Ben olmadığını söylüyorum ama bugüne kadar uygulamalar böyle gerçekleşti. Hele biliyorsunuz o Güneydoğu Doğu illerinde HDP'li belediyelerde oldu. Efendim, işte tutuklanmayanlardan alınanlar oldu, tutuklananlardan alınanlar oldu. Bunların hiçbirisinde belediye meclisleri seçimleri yapmadı. Yani hani şu olsa ona anlayışla karşılayabilirsiniz. Yani belediye başkanını aldınız diyelim ki terörle bağlantıdan dolayı, ama yerine seçimi meclisler yapmıyor. Bir şeyde İçişleri Bakanlığı'nın ve valilerin bu konuda yetkilendirildiğini görüyoruz ama görevden uzaklaştırmalarda
İçişleri Bakanı yapıyor. Ama İçişleri Bakanı'nın bu nedenle görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olduğuna dair belediye kanunda hüküm yok. Böyle bir boşluk var. Bu boşluk çok önemli. Biraz evet. Hukuk tekniğiyle ilgili gündeme geliyor ama kamuoyunda çok karşılık bulmuyor. Teknik tartışma olarak.